Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size harika güzel bir model paylaşacağım. Modelimiz 21 ilmekten oluşuyor. 21'in katları şu şekilde harika güzel dantel gibi bir model. Gerçekten harika bir model. Arkası tamamen ters olarak örülüyor. Önü ise bu şekilde. Evet, modelimizin anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zile aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet, ben bir tane model anlatacağım. Bir tane modelim için 21 tane ilmek attım. Bismillah. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben şimdi lastiksiz çalışacağım. Burada ise cilveli lastik çalıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. 1, 2, 3 ters. 4 ve 5. ilmeklerimizi ise ikisini birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi ikisini bırakıyorum. Arkadan tekrar sol şişme yerlerini değiştiriyorum. 1 2 3 4 4 ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Bu defa arkadan alıyorum 2 ilmeği. Öndeki 2 ilmeği sol şişime geçiriyorum. Biraz önceki işlemin tam tersini yapıyorum. 1 2 3 4 tane ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 1 2 3 tane ters ilmek, bir tane de kenar ilmeğim var. Dönüyorum. Arkadaki ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Herhangi bir işlemimiz yok arkada. Onun için arkayı bir daha göstermek istemiyorum. Arkada ilmeklerimizin tamamı ters örülecek. Evet. Arkayı ters olarak örüp geldik. Şimdi ön sıradayız yine. Bismillah. Kenar ilmeğimiz var bir tane. Bir, iki tane ilmek örüyorum. Önceki sıra 3 örmüştüm. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Yine içten 2 tane ilmek alıyorum. Dışarıdaki 2 ilmeği bırakıp tekrar sol şişime alıyorum bu şekilde. Tekrar takıyorum, düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Bir önceki artırdığım ilmeği yine düz olarak örüyorum. Bir artış daha yapıyorum. Bir düz, bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bu defa arkadan alıyorum ilmeğimizi. Modelimiz hiç zor bir model değil. Hemen buradan 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 ilmeği ters örüyorum. Bir de kenar ilmeğimiz var. Arkada ise ilmeklerimizi ters olarak örüp geleceğim. Evet, arka sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ön sıradayız ve bir tane kenar ilmeğimiz var. Bir ters ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeği birlikte ters olarak örüp kesiyorum. İçten 2'yi bırakıyorum. İçten 2 tane ilmek aldım. Bırakıyorum. Ve tekrar sol şişime aldım. Yerlerini değiştiriyorum. Burada bükme yapıyoruz. 1 2 3
4. 4 tane düzümüz oluştu. Bak bükmelerimiz. Oldu. 1 2 tane düz örüyorum. 1 doluyorum. 1 düz, 1 doluyorum. 2 tane düz. Bu defa arkadan alıyorum 2 ilmeği. Öndeki ilmeği bırakıp tekrar sol şişime aldım. 1 2 3 4 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 Toplamda 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Arka sırayı örüp geldim. Şimdi tekrar ön sıradayım ve kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Buradaki ilmek sayımız teke düştü. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Yine içeriden 2 ilmeği alıyorum. İkisini bıraktım. Tekrar sol şişimi alıp yerlerini değiştiriyorum. Bu 4 ilmeği bükme yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. 1 2 3 düz örüyorum. Burada 1 2 3 tane ajurumuz oldu. Bir tane daha artma yapıyorum. Bir tane daha arttım. Bir düz ördüm. Sürekli bu düzün kenarından, sağından ve solundan arttırıyoruz. 2 3 tane düzümüz oluştu. 2 ilmeği bırakıyorum. Arkadaki 2 ilmeği sağ şişime alıp öndeki 2 ilmeği sola alıyorum. İlmeklerimizin yerlerini değiştiriyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir de kenar ilmeğim var. Arkada ters olarak örüp geleceğim. Evet, içteki artmalarımızı bitirdik. Bu sefer işlemi tam tersine çevireceğiz. Buradan arttıracağız. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bir ters, bir dolama yapıyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmeği bu sefer tersleri arttıracağım. 2 ilmeği yine içeriden dışarı aldım ve 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Bu 2 ilmenin yönünü çevirip ikisini birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane düzümüz oluştu. Bu 2 ilmeği de aynı şekilde kesiyorum. Ortada 2 4 6 7 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği bırakıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp düz olarak örüyorum. Bükmemizi yaptık. Düz olarak ördüm. Bir artış yapıyorum. 1 2 tane ters örüyorum. Birer kenar ilmeklerim. Aynı şekilde ters olarak örüp geleceğim. Arka sırayı tamamladık. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın modelimiz belirli olmaya başladı. 1 2 tane kenar ilmeğimiz var. 2 3 3 tane ters ilmeğimiz oluştu. Bir dolama yapıyorum, bir artış yapıyorum. İçeriden 2 ilmeği alıyorum. Bu 4 ilmek sürekli bu şekilde örülecek. Bir, iki, üç, dört. 4 tane ilmeğimizi ördük. 2 ilmeği birlikte
Düz örüyorum, yönlerini çeviriyorum. 1, 2, 3 ilmeğimiz ortada. 2 ilmeği yine sağ kesiyorum. Arkadan 2 ilmeği alıyorum. Bu tarafta bu şekilde örülecek. Bir, iki, üç, dört. Bir dolama yaptım. Bir, iki, üç ters ilmek örüyorum. Arka sırayı örüp geleyim. Arka sırayı tamamladık. Şimdi ise yine ön sıradayız. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmeğimiz oluştu. Bir dolama yapıyorum. Yine içerideki 2 ilmeği dışarı alarak bükmemizi yapıyorum. 4 sağda, 4 solda, toplamda 8 ilmek sürekli bu şekilde bükme yapacağız. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tane ilmeğimiz kalıyor burada. Yine 2 ilmeği birlikte sağ kesiyorum. Toplamda 1, 2, 3 tane ilmek kaldı. Bu 2 ilmeği bırakıyorum. Arkadan 2 ilmeği alıp yerlerini değiştiriyorum. Her sıra bükmemizi yapıyoruz. Arka sıra olduğu gibi örülüyor. Önde sürekli bükmelerimizi yapıyoruz. Bir dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek ördüm. Bakın yaprağımız küçüldü. Arkadan ters olarak örüp geleceğim. Evet, arka sıramızı tamamladık. Bu sıra son sıramız. Modelimizin son sırası. Modelimizi tamamlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dolama yaptım. Yine içeriden 2 tane ilmek alacağım. Burada bükmemizi yapacağız. Burada hiçbir değişiklik yok. Bükmeler sürekli bu şekilde bükülecek. Bükmemizi yaptıktan sonra işlemimiz şu ortada 3 ilmekte. Ortadaki ilmeği alıyorum. Tekrar işime geçiriyorum. Bakın ortadaki tek ilmek üste gelecek şekilde 3'ünü birlikte kesiyorum. İnşallah anlaşılır olmuştur. Evet, şu ortadaki ilmek sürekli üstte olacak. Tek ilmek kaldı. Yine arkadan 2 ilmeği alıyorum ve bükmemi yapıyorum. Bu sırayla modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bir üst modele nasıl geçeceğiz? Artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sıra daha gösterip videomu bitirmek istiyorum. Evet, bakın modelimizde aynı şekilde son sırası. Arada kaç tane tersimiz var onu saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 9 tane burada tersimiz var. Bu bükmeden sonra 2, 4, 6, 8, 9, 4 tane bükme var. Bir tane ortada bu düzümüz var. Bakın düzlerimiz bu şekilde. Şu tabanda yaptığımız işlemin aynısı. Hemen bir tane daha göstereyim. 1, kenar ilmeğimizi saymıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Burada artış yapmıyorum. İçeriden 2 tane ilmek alıyorum. 2 ilmeğiyle yerlerini değiştiriyorum.
Ben bu şu baklava dilimlerini yarım çalıştım. Ama burada bakın bütün olarak çalıştık. Aynı bu modeli yaptığınızda bütün olarak çıkacaktır. Bu bir düzün sağından ve solundan artış yapıyorum. 2 ilmeği. Yine dışarı alıyorum. Burada bükmemizi yine yapıyoruz. 2, 3, 4. Burada 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Bu üçgenlerimizi yaparken baklava dilimlerimizi buradan arttırıyoruz. İç kısımdan kesiyoruz. Şimdi yaprağımızı çalışacağız. Yaprağımızı da içten arttırıyoruz. Baklava dilimlerini kesiyoruz. 1, 2, 3 ters. Bir de kenar ilmeğimiz. Evet. Modelimiz bu kadar. Öğrencim olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet, beni desteklediğiniz, beğeni ve yorum attığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.